platoyu gezdik. Hakikaten çok gerçekçi. Sağ olun. Size ne kadar geliyor her gün bu soğuğu? Ya plato evet, hani böyle bir plato görmemiştim ben. Açık havada kurulan böyle bir plato çok az gerçekten. Çok büyük bir alana kuruldu ve hiçbir şeyden kaçılmadı. Çok uzun bir sürede de inşası sürdü zaten. Sadece tabii çok biz şart olarak çok zorlanıyoruz. Yani dış mekan olduğu için çamur, yağmur ve bir de burası Karadeniz kıyısı. Çok sert rüzgarı var. Ama onun dışında gerçekçilik anlamında değerlendirdiğimizde inanılmaz bir gerçekçilik. Kendinize şöyle bir Osmanlı tarihine baktığımızda, tabii hadi bize resmettiğiniz bir şahsiyet var ama daha yakın hissettiğiniz, esinlendiğiniz başka özel bir şahsiyet var mı? İlham aldığınız. Ertuğrul Gazi iyidir. Yani şu an oynuyor kendi. Hani çok önemli bir karakter ya Ertuğrul Gazi. Gerçekten dönemi çok değiştiren ve o dönemi bambaşka bir hale sürükleyen bir karakter aslında. O yüzden de... Neyi etkiledi mesela? Çok zeki, çok akıllı, çok cesur, çok gözü kara. Düşünebiliyor musunuz? Yani 5500 çadırlık son dönemi. Bizim şu anda yaptığımız zamanlarda 2000-2500 çadırlık bir obadan bahsediyoruz aslında. Oba dünyanın en büyük imparatorluğunu kuruyorlar. Yani bu çok büyük bir zeka ürünü bir yandan. Biz tabii süreci işleyeceğiz ve en son artık Söğüt'e yerleştiklerinde 5500 obalık bir çadır ve buradan bir imparatorluğun kuruluşu. Cesareti, gözü karalığı, o dönemin Alp kültürü çok etkileyici kavramlar gerçekten. İzleyici sizi böyle tarihi bir rolde çok beğendi. Reşinkler'de görüyor. Bundan sonra sizi daha çok böyle siyasi, tarihte olsun, tarih projelerinde olsun görmek mümkün olacak mı? Özel bir ilginiz oluştu mu? Yani keyifli tarihi projelerde oynamak şöyle, hani bizim günümüz projelerinden biraz daha uzaklaşıyorsunuz ve hani at binebiliyorsunuz. İşte daha oyuncaklı işler, hani at binmek, ok atmak, kılıç kullanmak, bunlar bile insana keyif veren şeyler. Bir şekilde adrenalin gerektiren şeyler. O yüzden de hoşuma gitti aslında böyle bir işte oynamak. Daha önce ata biniyordum ama bu kadar profesyonel değildim. Yani hani burada yaptığımız şeyler biraz daha üst seviye gerektiriyor aslında. Şimdi üst seviyede biniyorum artık. Ama tabii böyle sadece hani oyunculuk yapmak dışında belli oyuncaklarınız da olunca sette biraz daha keyifli vakit geçiriyorsunuz. O yüzden umarım bakalım önümüzdeki projeler ne olacak. Daha eğer Allah nasip ederse bir 2-3 yıl bu projeyle devam edeceğiz. Ondan sonrası zaten sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür.